Herkese merhabalar, Ahmet Selim Şimşek ben. Bugün tüm hasta kedilerle veterinlere geldim arkadaşlar. Bizim Aşkım'ı getirdim, bizim Pepper'ı getirdim, bizim Zilvi'ye getirdim ve ayrıca bizim Grit'i getirdim. Ve bizim sokakta bir tane yavru kedi daha buldum, onu da getirdim. Ve şimdi hepsinin kontrollerini yapacağız, veterinere baktıracağız. İnşallah ciddi bir şey yoktur ama şimdi beraber gireceğiz odaya. Ayrıca bizim Zeki de burada tedavide, bunu size şimdi göstereceğim. Yani zaten bizim Zeki birkaç gün burada kalacak. Herkes Zeki merak ediyor. Bunu size şimdi göstereceğim. So hallo und herzlich willkommen zum Leitzen bei Katzen Gut. Ich bin hier gerade beim Tierarzt. Ich bin mit Aşkım hier, mit Pepper hier, mit Gretel hier und mit Silvia hier. Und noch eine Straßenkatze. Und ich werde jetzt auch hier die alle behandeln lassen. Und wir werden jetzt auch hier den Zeki anschauen. Und dann werde ich euch hier gleich auch den Zeki mal zeigen. Ich zeige mal kurz den Zeki. Sıra geldi mi? Das ist hier einmal jetzt der Zeki. Bu da bizim yavru kedimiz Zeki arkadaşlar. Burada sıra geldi mi? Tamam, içeri alın, geliyorum ben. Das ist hier der Zeki, jetzt sind wir auch gerade dran. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bizim Zeki burada şu anda tedavi görüyor. Veterinerlerde. Dem geht es aber ganz gut. Yani şu anda durumu iyi arkadaşlar bizim Zeki'nin. Ve inşallah daha iyi olacak. İyileştikten sonra hemen buradan alacağız tabii ki. Für alle, die es interessiert, wie es dem Zeki geht. Dem Zeki geht es besser beim Tierarzt. Der ist hier in Behandlung. Beim Tierarzt. Ne? Und das wird hier jeden Tag sein Medizin und alles gegeben. Und sobald er gesund ist, werde ich ihn abholen. Machen nachher bütün İlaçlar günlük yapılıyor. Ve Zeki iyileştikten sonra geri alacağız. Şimdi oraya geçelim. Bizim diğer hasta kedilerle. Selim abi, hepsi mi hasta? Hasta biraz. Kolay gelsin. Aslında sen çok iyi bakıyorsun. Bu kadar iyi bakarken bu kadar hastayı nerede buldun? Hepsi kendisi zaten. Buldular. Kolay gelsin hocam. Sağ olun. Geçmiş olsun. Bizim Ramazan Bey hocamız Siri Veteran'dayız. Şöyle vereyim bu abi. Bu kediyi geri getirdik. İki kere ameliyat yaptık ya. Kulağındaki problem olan değil mi? Yaşlı kedimiz. Evet. Bizim hocamız dedi ki bunu getirin. Antalya'ya göndereceğiz. Röntgenler falan bir şeyler dedi de. Gerekirse kulak kan alanında bir tedavi yapacağız. Bir bakalım. Tamam. Tamam. Jetzt haben wir auch unsere Katze Aşkım dabei. Und die wird auch jetzt noch mal kontrolliert vom Tierarzt. Ya. Ya uysal bir kere tıraş etmiştik zaten yazın. 16 yaşında olan ilk kedim bu. Bu arada bizi yeni izleyen bilmeyen arkadaşlara kulağında bir tümör oldu. İki kere ameliyat ettirdik. Tarafta sadece mite var. Mite bir parazit modeli. Kulak içerisinde yaşıyor. Kedilere kontak temas yoluyla bulaşıyor. Bu rahatlıkla toparlayabilecek bir enfeksiyon bu taraf. Bir de diğer bölüme bakalım. Bu taraf bayağı yeni bir kötü oldu. Bakarsanız zaten bayağı bir görünüyor. Das ist hier auch unsere erste Katze. Ich bin gerade hier wieder in Behandlung. Wir sind gerade beim Tierarzt in Siede, bei Siede Veterina. Und das ist halt auch, die war heute dann da zum Fressen, unsere erste Katze Aşkım, zum Abend. Und dann habe ich die auch gleich mit eingepackt, um die hier mit zum Tierarzt zu nehmen. Der macht erstmal das eingetrocknete Fell. Muayeneden önce rahat görebilmek için bir mekanik temizliğini yapalım. Ondan sonra kulak içerisine de bakacağız. Çünkü bu yapılar rahatsız ediyor arkadaşı. Temizliğini bir gerçekleştirelim. Beide bir kokuyor hocam ya. Enfeksiyon kokusu. Es riecht auch richtig, aber das riecht wie eine Infektion, meint der Tierarzt. Onun için temizlemek istiyorum. Biz bu yüzeyleri temizlersek enfektif akıntılar çok tutunamayacağı için koku da azalacak. Enfeksiyon kolonisi de azalmış olur. Önce güzelce bir temizleyelim. Temizledikten sonra
asıl muayenemizi gerçekleştirelim. Nachdem es jetzt mal dort das alles sauber gemacht wird hier mit dem Salon und alles, dann wird die richtige Behandlung alles irgendwie nochmal machen und sich das alles richtig anschauen, aber es muffelte richtig. Unsere 16 Jahre alte erste Katze Aşkım. İsmi Aşkım bu kedinin ha. Biliyorum. Dedim ilk kedim bu. Kendi kendine geldi. Seni kedilere bağlayan hayvan. Aynen öyle. Öyle konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Evet. Bak sakın uyutacağız falan demeyin bana. Ich habe mir gesagt, nicht, dass sie mir hier daran kommt, dass man die einschläfert oder sowas, ne? Bettina Hermann schreibt, gute Besserung für alle unsere Lieblinge. Das ist ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind hier gerade, wie gesagt, beim Tierarzt in Side. Wir lassen gerade die Katzen behandeln. Beim Tierarzt. Bei Side Veterinär von unserem Facharzt Ramazan Schied in Side. Kulağın içerisinde yine polip üremiş. Bu bir kulak polibi. Nazofaringeal bir polip bu. Normalde biz bu polibi tamamıyla temizlemiştik ama yumuşak dokuda olduğu için belirli süre aralıklarla nüksediyor. Şu an küçük, sadece kendi kişisel temizliğini yapamadığı için enfektif yapısı üremiş. Aciliyet teşkil etmiyor şu an için. Güzelce temizleyeceğiz şimdi. İlaçlarına başlayacağız. Bir dönem daha rahat etmesini sağlayacağız. Bu kadar hızlı üremesindeki sebep muhtemelen yumuşak doku tamamen temizlenemiyor. Yaşlı doğurmasının etkileriyle muhtemelen yumuşak doku tamamen temizlenemiyor. Yutağın içerisine bakmak istiyorum. Daha önceki muayenesinde, bir önceki operasyon öncesi muayenesinde ağız içerisinde falan arka tarafta akıntısı, enfeksiyon buralara kadar gelmişti. Bu defa oralarda bir sıkıntı yok. Aşırı derecede kötü durumda değiliz çok şükür. O sevindirici. Also der Tierarzt meint, es ist schlimmer, es ist nicht so schlimm, wie es eigentlich ausschaut. Beim letzten Mal war die ganze, der Tumor sogar, konnte man auch schon hier in dem Mund richtig auch hinten spüren und sehen. Yaşla alakalı durumlarından kaynaklı. Bu polibin de evvelinde dişlerde problem çıkmıştı. Daha öncesinde ağzı temizlendi, dişler falan çekildi. Ama şu anda ağız yüzeyi falan çok güzel. Der Mund ist ganz, ganz sauber. Die wurden ja vom letzten Mal die ganzen Zähne gezogen. Dass das jetzt hier so schnell wieder der Tumor sich entwickelt hat, das wird alles nochmal gereinigt und es ist alles, wie der sagt, auch nicht so schlimm eigentlich, wie es aussieht. Es muss halt alles wieder behandelt werden, der fängt jetzt wieder an mit der Medizin. Ameliyatlık bir durum var mı şu anda? Şu an değil ama önümüzdeki aylarda o polip biraz daha büyüyünce muhtemelen tekrar almak zorunda kalacağız. Es ist jetzt gerade kein Operationsfall hier, aber wenn der Polyp, Polyp mi diyorsun? Polyp. Wenn der Polyp sich wieder vergrößern sollte, Polyptumor mu oluyor? Kontrolsüz büyüyen her hücre tümör olarak sayılır. Ach so, weil das ist jetzt ein Polyp und wenn sie sich jetzt so etwas von alleine entwickelt, also alles was ohne Kontrolle sich entwickelt ist ein Tumor, meint der Tierarzt. Tümör diyebilirsin. Ama kediler için bu kulak polibi diye geçiyor. Ama biz bilimsel olarak söylediğimizde kontrolsüz üreyen her hücre tümör olarak adlandırılır. Also man kann das jetzt hier Tumor nennen, aber alles was sich jetzt hier entwickelt ohne dass das unter Kontrolle gebracht werden kann, wird halt Tumor genannt. Bu şekilde bağlantıları var. Normalde anatomik olarak kulağın kanalı içerisinde dışarıda kulak zarını delmiş vaziyette bir polip yapısı oluşuyor. Biz bunu dışarıdan baktığımızda görüyoruz. Bunun sorunu burada mı hocam aşağıda? Tabii ki. Dort wo der mit dem Finger gerade aufzeigt, das ist genau dort wo das bei ihr ist der Fall. Normalde bizim gördüğümüz görüntü bu. Burada kulak zarı var. Kulak zarını delen bir polipimiz var dışarıda. Ama
içeriye farenkse kadar uzanan ikinci bir polip yapısı oluşuyor. Biz normalde cerrahi işlem esnasında bu poliplerin hepsini temizliyoruz. Muhtemelen yumuşak doku içerisinde küçük parçalar, kökler kaldığı için tekrar üremeler yapıyor. Yaşlı hayvanlarda ya da kulak polibine sahip hayvanlarda yumuşak doku olduğu için bu nüksler çok fazla var. Daha geniş çaplı almaya çalıştığın zaman bu defa denge kayıpları, daha büyük sıkıntılar oluşabiliyor. Hani bizim çerçeve yöntemimizde çok sıkıştığımız noktalarda küçük bir sedasyonla bunları temizleyip 6-7 ay, 1 yıl süre kazanıp tekrar tekrar temizlemek bir denge kaybından daha mantıklı geliyor. O zaman bunu şimdi bir daha Şimdi değil, temizleyeceğiz. ilaçlayacağım, her şeyi yapacağım. Biraz öteleyebildiğimiz yere kadar öteleyeceğiz ama muhtemelen kışın birkaç ay sonrasında tekraren cerrahi işleme tabi olacak. Also man kann es jetzt auch behandeln mit Mitteln an, wie gesagt, es wird genau dort erklärt, wie das vom Ohrkanal bis zum Mund rüber kommt und das ist jetzt alles sehr sauber am Mund. Das ist, ich war beim letzten Mal, wo die hier war. Und der wird jetzt wieder mit der Medizin anfangen, aber es kann sein, dass sie in den Wintermonaten wieder operiert werden muss, wenn das wieder zu groß wird. Und das hat auch was mit dem Alter zu tun. Und das ist auch sehr, sehr weich dort alles, weil das sehr weich ist und weil sie auch mit dem Alter zu tun hat. Es ist halt jetzt auch, dass sich das wieder dort entwickelt hat, meint der Tierarzt. Sol taraftaki kulakta da öncesinde polip vardı. O mesela nüksetmiyor. O tekrar tekrar hiç üremedi. İlk cerrahi işleminde sol taraftaki polibi de almıştık. O sonra bir daha üremedi. Şu anda normal sadece mite dediğimiz parazit kaynaklı enfeksiyon var o tarafında. Orada polip üremedi. Ama bunu iki defa almamıza karşın yine üredi. Tekrar işte cerrahisini yapacağız. Bir krem vereceğim. Normalde bütün hayvanseverlerin bildiği bir krem. Bunun içerisinde hem parazite karşı etken var, hem de antibiyotik, aynı zamanda steroid de olduğu için polibin hızlı bir şekilde üremesini yavaşlatır bu. Daha gecikmeli ürer. Oradaki üremiş olan enfektif yapının da küçülmesine yardımcı olur. İlk etapta hani biraz baskılamakta, biraz kulak kanalını rahatlatmakta fayda var. İlerleyen süreçte bir cerrahi yapılana kadar hiç değilse içerinin bir temizliğini sağlamış olur. Ben size de göstereceğim bunu. Siz eminim zaten biliyorsunuz ama günlük olarak uygulamanızı isteyeceğim. Kulak kanalı içerisine gireceğiz. Bir miktar bırakacağız. Hafif rotasyonda çekmekte yarar var. Bir müddet kullandığımızda bu akıntı yine devam edecek çünkü bir polip içeride olduğu için ama enfeksiyonun yükünü azaltmış olur. Hayvanın birkaç zaman rahatlamasını sağlar ve içerisindeki steroidden kaynaklı da büyümeyi yavaşlatacağını düşünüyorum. Ama tabii ki en iyi şey, bunun en iyi kararını bir 10 gün sonrasında yapılacak olan kontrol belirleyecek. Also der hat auch das gleiche am linken Ohr, das haben sie auch beim letzten Mal rausoperiert, aber das ist nicht immer nachgewachsen. Und das wird jetzt auch hier behandelt mit Medizin und die besten Ergebnisse sieht man auch in 10 Tagen erst. Wie sich das alles entwickelt hat, also in 10 Tagen. Schon buna öyle öyle mi bırakacağız bunu? İlaçları yapın Şu diyor. anda bu şekilde bekleyeceğiz. Tamam. Bir 10 gün sonra tekrar görelim. Kulak kanalı içerisindeki polip küçülmeyecek ama hızlı bir büyüme var mı yok mu? Çünkü yaşlı hayvan sürekli bir şeyler yaşamasını istemiyorum. Çünkü kanal kapalı, tam kapalı değil. Önceki gördüğümüz polip kanalın tamamını dolduruyor ve acı veriyordu. Şu anki polip sadece 1/4 birlik bölümünde. Tekrar büyüyüp büyümeyeceğini, daha fazla büyüyüp büyümeyeceğini şey yapalım, izleyelim istiyorum. Çünkü iki defa tekrar nüksetmiş bir polip var. Muhtemelen tekrar aldığımızda yine nükseder diye korkuyorum. Onun için cerrahiyi erteleyebildiğimiz kadar ertelemekte fayda var diye düşünüyorum. Also es wird jetzt noch mal 10 Tage verfolgt. Sie kommen noch mal in 10 Tagen her. Man hofft auch natürlich, dass das nicht sich weiterentwickelt und natürlich je weiter man die Operation auch vorausschieben kann, ist natürlich auch besser für das Tier. Aber jetzt erstmal wird das verfolgt. Şimdi sadece takip edeceğiz, değil mi hocam? Kesinlikle. 10 gün sonra bir daha getireceğim. Kesinlikle. Günlük her gün krem kullanacaksın. Kremin içindeki etken maddelerden faydalanacağız. 10 gün sonra şu an aşama ile 10 gün aşama arasını değerlendireceğiz. Du bekommst jetzt jeden Tag eine Creme und die wird in 10 Tagen nochmal kontrolliert. Şimdi neyden devam edelim? Abi şey var, 4 tane kedi daha var. Pandokopini olan Silvia hasta kedimiz var. Bence önce hasta kedilerimizle kayıt dosyalarından devam edelim, sonra yeni kedilere geçelim. Tamam, o zaman elindeki hocam Dodge. Bu
Das ist unsere Katze Silvia mit der Pandoikopine. Ja. Bu da bizim hasta kedimiz Silvia. Evet, kafesten çıkmak istemiyor artık. Die will nicht mehr aus dem Käfig rausgehen. Dışkısı bugün nasıldı? Takip edebildik mi? Takip edemedim. Ama çok sevilmek istiyor. Ve sürekli yanıma geliyor. Sanki burnu hala biraz bir tıkanık. Maşallah ya. Şimdi biz onun gözlerini de şey yaparız. Temizleriz. Hepsine bir sıfırdan bakım yaparız. Ölüm tehlikesi atlatmıştın dediniz geçen hocam. Öyle. Hadi di. Çünkü panikopeni gibi bir hastalıkta bunca süre hayatta kalıp yeme içme başladıktan sonra hani bu süreden sonra bu hastalıktan ölümleri olmuyor. Yine negatiflikleri var. Also die ist jetzt mit der Tod ist bei ihr eigentlich vorbei, die stirbt nicht mehr, meint der Tierarzt. Also das sie hat es überwunden, habe ich auch schon gesagt gehabt. Die Pandemie, aber die hat Schnupfen und alles, wie Grip yakalamış bir ailesi, evet. Değil mi hocam? Bu işte işimizi zorlaştırıyor. Normalde panikopeni için tedavisini tamamlamıştık. Ama şimdi de kedi nezlesi. Sie hat jetzt Grippe bekommen, ansonsten wäre sie eigentlich schon gesund gewesen. Die Pandemie ist über, hat sie das überlebt, hat die Pandemie, aber jetzt auch durch die Erkältung hat das auch alles ein bisschen verschoben. Karantinaya devam ediyoruz. Kesinlikle. Nezle için yine devam etmek gerekiyor. Çünkü nezle bulaşıcı. Die muss auf jeden Fall noch in der Quarantäne bleiben, denn die ist jetzt hier auch leider schon wieder krank, die Silvia. Hocam, Felicerin'le bunu iyileştirdik. Felicerin Plus'la. Felicerin Plus olmazsaydı. Bu kesinlikle ölürdü. Also hier sagt nochmal der Tierarzt, wir haben sie mit dem deutschen Mittel Felicerin Plus behandelt hier. Çünkü der meinte, wenn Felicerin nicht dabei wäre, wäre sie 100% gestorben. Kesinlikle ölürdü. Değil mi hocam? Bu hastalıkta Felicerin'in immunoglobulin oluşturma etkisini kesinlikle tartışmamak gerekiyor. Çünkü eş zamanlı Felicerin'e ulaşamayan birçok hayvanla da tedavi başlıyoruz. O hayvanlardaki tedavi ilerlemesiyle bundaki tedavi ilerlemesi kesinlikle mukayese bile edilemez. Yani Felicerin olmazsaydı kızaca ölürdü değil mi hocam? Muhtemelen. Also ohne Felicerin hätte sie das gar nicht überlebt, meinte der Tierarzt. Doktor Ramazan steht hier in Sidi Veterina. Mein 5-jähriger Tierarzt. Schon size 5 yıldır geliyorum değil mi hocam? 5 yıldır size geliyorum. Seit 5 Jahren komme ich hier zu Sidi Veterina in Sidi. Und wir haben hier schon viele Tierleben gerettet. Das ist so wirklich kein Spaß. Du bist neu hier. Die ist neu hier. Siz ne zaman mezun oldunuz? Ben 9 ay oldum. 9 ay oldu değil mi? İyi hayırlı olsun. Ben 1 sene olacağım. Die ist jetzt seit ein Jahr jetzt Tierärztin. Die ist auch hier bei Sidi Veterina. Jeder ist hier Doktor. Die ganzen, hauptsächlich die Leute. Ne? Bu şimdi ilaç mıydı? Evet, antibiyotik ve ağrı kesici. Bir miktarda vitamin destek vereceğiz. Die bekommt jetzt noch Schmerzhilfe und auch Vitamin und alles Mögliche. Doktor Ramadan, ganz ganz herzlichen Dank aus Deutschland. Herkese normalden teşekkür ediyor. Siz de ona teşekkür edin. Güzel, şunu temizleyelim. Das hier, in Sidi Veterina. Der adam adam bakalım ya. Also die Nase ist auch sehr verstopft. Burnu bayağı tıkanık değil mi hocam? Evet. Bu yarın gelecek mi tekrar? Bir daha gelsin, sonlandıracağım sonra. Die Silvia muss morgen nochmal hier zum Tierarzt. Yani yarın tekrar gelecek bizim Silvia veterinere. Duyduğunuz hepiniz arkadaşlar. Muss man den Tisch auch richtig desinfektieren wegen der Pandoikopenie. Der Arzt, Herr Ramazan, er macht es persönlich. Weil das ist, wie gesagt, eine tödliche, starke Krankheit. Eine Infektion. Das wird richtig desinfiziert hier gerade. Und mit der Krankheit ist nicht zu spaßen. Desinfektion gerekiyor. Çünkü bu hastalık gerçekten şaka değil arkadaşlar. Yani kendim şu anda stajda olan, veteriner olan
hekimlerimiz bazıları ben o kadar hastalıklar görmediler de diyebilirim. Görmedim hastalık kaldı mı benim? Ramazan abi. Yıllar boyunca. Şansından hep hastalar seni buluyor. O da hep şu fili kanka engezin. Bişleri tok da tiyo at diye. Ben senin elinde hiç sağlıklı kedi görmedim. Hep hastalar sende. Ya bilmiyor noch niemals eine gesunde Katze gesehen, Mike. Ya da nur kranke Katzen. Bütün hastalar seni buluyor. Bunlar yeni değil mi? Die ganzen kranken Katzen finden mich, sagt er. Bu bizim Sitte'nin önüne geldi. Hocam, das ist eine Katze, die vor die Siedlung gekommen ist. Heute, oder seit gestern. Çok durgun. Die ist sehr, sehr ruhig. Çok durgun bir kedi. Das ist eine neue Katze, die bei mir in der Siedlung ist. Yeni bir kedi bu arada arkadaşlar. Bunu tanımıyorsunuz, izleyen arkadaşlar. Bu kedi yeni geldi. Dilinde yaraları var. Ja, eine Verletzung an der Zunge. Küçük yaraları var. Kleine Verletzung. Nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Bu yeni geldi. Hocam bunu tanımıyorsunuz daha. Die kennt ihr alle noch nicht. Die gibt es erst seit heute. Düz dursun da. Noch ein Findelkind. Ja, noch ein Findelkind genau. Yeni bir kedi bulduğunu yazıyorlar Almanya'dan. Evet, dayanamıyoruz işte hasta gördükçe. Halsiz gördükçe her zaman bir sorun var diyoruz zaten hayvanda. Bu serin havada bu ateş yüksek. Und ja, da auch ein bisschen Fieber. 39,5 Grad. Die neue Katze von der Straße. Sokakta yeni bulduğumuz olan yavru kedi. Gördüğünüz gibi ateşi var. 39,5 derece. Veterin hekimiz şu anda kontroller yapıyorlar. İyi, iştahın olması çok güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Die hat aber Appetit, das gefällt dem Tierarzt. Eine Veterinärkimiz gördüğünüz gibi beğendi, iştahı yerinde olduğu için. Fazla uğraştırmayacak biz o zaman. İnşallah bu ağzındaki yaralar için, muhtemelen bu ağız içerisindeki yaralar herpes virüs kaynaklı. Onun için destekler vereceğim. Biraz vitamin, mineral, ağzındaki ağrıyı biraz azaltmak için ağrı kesici destekleyeceğiz. Ama öncelikle sokaktan geldiği için bir iç parazit verelim. Çünkü diğer hayvanları da tehdit etsin istemiyorum. Önlemlerimizi alalım, devam edelim, olur mu? Die wird jetzt auch die erste Parasit bekommen, weil die vom der Straße kommt und die hat wahrscheinlich eine kleine Herpes Infektion an den ganzen Zungen und die bekommt jetzt auch die ersten Behandlungen. Sağlıklı zamanlar olsun. Teşekkürler eksik olmayın. Güzel arkadaşlar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanlar için. Her zaman yapmaya çalıştık. Her zaman yapmaya çalışacağız. Suriyeli arkadaş. Hayır, Suriyeli değilim. Ben Hataylıyım ama Almanya'da büyüdüm. Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkçem ondan biraz zayıf. Öyle diyebilirim. Ama 5 dil konuşuyorum ben. 5 dilimiz var. Evet, daha bana ayak var. Şöyle yapalım. Gel bakalım. Hocam bunun herhangi bir hayat tehlikesi var mı? Şu anda iyi. İştah yerinde. Öyle bir şey görmedim şu anda. Bence desteklerle kısa vadede toparlar. Bir de şimdi senin bakım ortamına gittiği zaman çok daha hızlı toparlayacağını düşünüyorum. Karantina almaya gerek var mı bunun? Kesinlikle. Yeni gelen bir hayvan bir ortama girerken illaki birkaç gün yardım etmekte, karantina sağlamakta yarar var. Bu Hanoi Copeni olan kediyi de koyabilir miyim? Koyma. Koyamam, sonuçta o panikopeni atlattı ama bilimsel olarak hala yayma ihtimali var. Çünkü 2 hafta geçmedi üzerinden. Onun için bu risktir. Ayrı kalsınlar. Ayrı. Bu kaç gün daha karantina kalacak? Yani bu? Şöyle 4 gün 5 gün yeterli bunun için. Çünkü dilindeki yaralar hafif. Onun için ilaç başladık. 4-5 gün içerisinde hızlı bir şekilde toparlayacağını düşünüyorum. İştah da yerinde.
gözde akıntı yok. Sadece ağızda yarası var. Hızlı toparlar ya. Merak etme. Hızlı. Biraz yaşam konforu olduğu zaman hızlı toparlar. Bu kimdir? Bu iki gün önce bir şey vardı ya bu ağzında. Evet. Bir ara vardı. Akıttınız ya. Evet. Gretel. Buraya abone olan var ya. Bu da panel köpüğü falan vardı. Bu eskiden panel köpüğü var. Evet, eskiden. Şimdi iki gün önce Mustafa dedi ki iki gün sonra geri gelsin bir aradan dolayı. Şurada bir yarası biliyorum, vardı. Biliyorum, hatırlıyorum onu. O, çok iyi. Buna uzun etkili antibiyotik yapalım. Tamam mı? İki gün sonra elinle kontrol et. Kurumuş artık. Eğer şişlik yoksa getirmezsin. Tamam. İyileşmiş mi yani? İyi, iyi. Çok iyi. Die Gretel ist gesund geworden, die bekommt ein Langzeitantibiotikum erstmal und das muss ich verfolgen. Wenn das in zwei Tagen nicht dicker wird, dann braucht sie nicht mehr herzukommen. Also die Gretel ist wieder gesund geworden, sagen wir mal so. Super, freut mich auch sehr. Die süße Gretel, ja, die ist wirklich sehr süß, die Gretel. Bu da bayağı bir nezle yakaladı. Bu bizim Peppa. Bu da zaten sizde bayağı abone olmuştu. Palomote'den gelmişti bana. Gözleri akıyor. Burun tıkanık. Bizim Peppa. Gitme. Sevmiyor sizi bu arada. Sizin veterina box falan hiçbir şey sevmiyor. Kurtu gördüğü anda kaçıyor. Yemek yemiş ama göbek dolu. Bunların hepsi kedi gribinden etkilenmiş hayvanlar. Başka bir şey demeye gerek yok. Bunların hepsi herpes virüs kaynaklı. Bak o sokaktan otoparkta yeni bulduğun kedi. Dilindeki yaralar herpes kaynaklı. Bizim panleukopeniyi atlatan kedi. Yine kedi nezlesi kaynaklı. Bu da aynı şekilde. Aslında hastalık olarak ortak noktada hepsi aynı yer. Aynı. Ama sadece bu panleukopeniyi atlatmış olan kedi bilimsel olarak hala panleukopeniyi bulaştırabilir. Eğer istiyorsan bununla otoparkta bulduğunu aynı yere koyabilirsin. O panleukopeni geçirmemiş olsa hepsi aynı hastalık, üçünü de aynı yere koyabilirsin. Ama geçirdiği için onu izole tutacağız. Şu anda hala yayıyordur o. Mecburen ilaç başlayacağım. Tamam. Devam ettireceğiz. Also der Pepper und die an der Straße gefundene Katze haben alle die gleiche Krankheit, die haben alle die... Buna bir dosya açmak istiyorum. Tamam. Bunu birkaç gün getirmeni istiyorum o panleukopenili kediyle beraber. Der Pepper muss jetzt ein paar Tage hier zum Tierarzt, denn der ist leider krank. Der muss jetzt ein paar Tage hierher kommen. Bak, dişetlerindeki bu, bak dilindeki yaraları görebilir. Buradaki gösterebilirim herhalde. Çünkü bu biraz daha bizi tanıyor, daha uysal. Bak, verletzt. Bir kanlı yaraları görebiliyor musunuz? Ein bisschen blutig. Daha yakına gel, bak şuralarında. Pepper. Evet. Yani bu hastalıkta bunlar var. Bu yaralardan kaynaklı yemek yiyemeyebiliyorlar. Bei so einer Krankheit kann es sein, dass sie sogar nicht fressen. Die Zunge ist also verletzt. Man hat auch die Blutungen da gesehen. Evde bir iki kedi de böyle gözleri kurumuş hani bunun gibi. Temizle ve hemen damla başla abi. Hangi damla? Herhangi, ben sana yazarım damlasını. Tamam. Belki ayakta atlatabilirler. Çünkü hepsi kötüleyecek diye bir şey yok. İmmunitesi yüksek olanlar ayakta atlatabiliyor zaten bu hastalığı. Tamam. Geçen sene kışınla bayağı uğraştık, hatırlıyor musunuz? Çok oluyor bu ya. Her gün geldim burada on kediyle var ya. Gestern hatte ich auch so eine große Krankheitswelle. Kam ich hier 10 Tage lang mit 10 Katzen, die wurden einfach nicht gesund letztes Jahr. Bu şuruktan sana da vereceğim, sen de içireceksin evde. Anlaştık. Tamam. Bizim Pepper yani durumu sıkıntı ha. İşte
nezleden kaynaklı biraz sıkıntıları var. İsterseniz bunları dosya açalım. Yapılanları takip edelim yapın. Ja, der Papa ist also wirklich krank, der muss jetzt ein paar Tage herkommen. Akşam için olur mu? Tamam abi. Gece. Şimdi bu yarın gelecek. Bu hafta burnumuz da gelecek. Bir tane de palya kokeni atlatmış olan gelecek. Tamam, atlar. Üç kedi gelecek bir daha. Ondan sonra kulağı polipli kedimize kremini kullanacaksın. Günde bir defa 10 gün geçince geleceksin. Şeyden otoparktan bulunmuş olan kedimiz takipte. Tamam. Satabilir. Ondan sonra yanağı yaralı olan kedimiz iki gün sonra eline bir kontrol et, şişlik yoksa gelmesine gerek yok. Tamam, çok teşekkür zaten ederim. Zaten şeye baktık, kulağı polipliğe baktık, krem. Panleukopeniliğe baktık, yarın geliyor. Şimdiki arkadaş yarın geliyor. Yanağı yaralı olan iki gün sonra kontrol ediyorsun, duruma göre geliyor. Diğeri? Sokakta bulunan, tamam. O da otoparkta bulunan. Onun da durumunu takip ediyorsun. O ayakta atlatabilecek kadar güçlü duruyor. Bu sen de bunu akşam içiriyorsun. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok baktığınız adlayın. Oradan bir dosya açayım. Peppa. Ben gideyim o zaman. Teşekkür ederim. So, ich will mich dann von ihr verabschieden. Ihr habt gesehen, wir waren mit allen Katzen beim Tierarzt und ihr müsst jetzt ein bisschen zur Behandlung. Danke, dass ihr alle wieder dabei wart. Ich hoffe, die Infos haben euch gefallen und oder ich habe da auch was mitbekommen und unser Zeki, burada hasta olan bir kedim var, onu biliyor musunuz siz? Zeki olan var ya, küçük olan, yavru bir Zeki. Onların ya. Asıl sorumlusu bakan anneleri orada, ona sor. Zeki'nin durumu nasıl burada olan kedi? Gayet iyi. İyi mi? İyi. Dışkısı da kıvamlı böyle, katılaşmaya başladı. Tamam. Birkaç gün de burada kalacak. Biraz kalsın. Hı? Unser Kater Zeki ist auch hier und sie kümmert sich um Zeki persönlich. Und sie meint, dass es dem Zeki auch viel besser geht mittlerweile. Galiba özel mamaya başladı arkadaşlar. Özel mamaya giriyorlar. Yok, Bio Mama. Tamam. Der bekommt auch Spezialfutter vom Bio, damit sein Durchfallsüchteli möglich besser wird. Ne? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hocam, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Danke, dass ihr dabei wart. Und dann bis später dann. Ne? Auf Wiedersehen. Tschüss.